Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 8 Nisan 2023 Cumartesi ve İngiltere'de Muscle Brew'dayız. Uzun bir aradan sonra Muscle Brew tekrar yayında. Evet güzel bir program var. Yani böyle biraz böyle cazip gibi duruyor. Rast gelsin. Yani burada sizlerin de katkısı biraz olsun tabii ki mutlaka. Evet birinci koşu Yedili Pres'in ilk ayağı. Orada da birinci koşu aynı paralellikte. Normalde 8 koşu. Yani 7. koşudan sonra bir koşu daha var normalde ama sadece 7 koşu almış TCK. Handikap bir koşuyla başlıyoruz. 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet, yani burada Muscle Brew'da bugün Yedili Pres için güzel bir tek var. 182 gün sonra Manitu. Ulu Manitu. Soy's Nation. Yavrusu ve üzerine bir de Holy Doyle'u bindirmişler. Holy Doyle geri döndü. Bakalım nasıl bir performans çıkartacak burada Holy Doyle. Evet, Yedili Pres için Banko. İkinci kuşuyla beraber Altılı Gayan başlıyor. Burada 4 ve 2 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Şimdi burada tabii yine uzun aradan sonra atlar var arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi eğer uzun ara olmasaydı bankoydu bu ekürler. Yani 2 numaradan başlayalım biz. 2 ve 8 numaralı safkanlar. Alternatif banko olarak sizlere tavsiye edebiliyoruz bunları. Fools Rush In, 2 numara Paul Mulrennan'ın Mehmas yavrusu ve Acclamation yavrusu Abduction. Uzun bir aradan sonra iki tane de tecrübeli jokey vardı. Bu David Egan'da İngiltere'de tecrübeli jokeylerden bir tanesi. Fakat 180, ikisi de 180 gün arayla bu Dobhand Rising ara vermiş. Tabii bu, normal bu kış İngiltere'de zorlu geçiyor. Atları çekiyorlar geriye. Bu safkanların arkasından Dark Angel yavrusu 1 numara Spirit of Light, Siren Fallon'la 11 numaralı Blinding on the Music, Safi Osborne. 6 numaralı Altman Festival, Daniel Tudop. Ve 5 numaralı The Gatekeeper, Andre Azzeni ile. Yeterli arkadaşlar burası. Bize göre yeterli şu an için. Burası 2 ve 8 alternatif banko tabii ki bu ekürler. Durumu icabı. 1 numara arkasından 16, 5. Pardon 11, 6 ve 5. Evet. Ekürler alternatif banko 1, 11, 6 ve 5. Üçüncü kuşu handikap 4 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Hız kuşusu izleyeceğiz. Bu da Muscle Brook'ta. Önceliğimiz burada 12 numaralı Matisse Duran Fentiman arkadaşlar. Evet arkadaşlar Matisse'den sonra zor ayak gerçekten zor ayak. 11 numaralı Catch Cunningham Shane Gray. 4 numaralı Zarzini. Ben Curtis. Arkadaşlar bu atı yabana atmayın. Çok sert gruplarda yarış görmüş bu safkan. 5 numaralı Come From The Dark. Orson Murphy. 7 numara The Bell Conductor Paul Mulrennan. 1 numara Makana Paul Hannigan ve 3 numaralı Silky Wilky Clifford Lee. Bu da Middleham Park'ın atı. Mutlaka yazılması lazım. Yani burasını 7 atla geçeceğiz. 12, 11, 4, 5, 7, 1 ve 3. Evet, 4. kuş handikap 4 yukarı İngilizler 2800 metredeyiz bu sefer. Evet arkadaşlar burada da çok böyle kıran kırana bir mücadele olacak gibi duruyor. Vaziyet onu gösteriyor. Öncelikle şu 3 atı kesinlikle bir kere kuponlara yazmamız lazım ama büyük aralar var yani yaklaşık 1 yıla yakın neredeyse ara var. 9 ay mı oldu? 3 kere 9, 27 işte. 9 aylık arası olan bir safkan. Onu en son attık da bir 2 numarayla başlayalım. Urchin Glen, Paul Mulrennan'la 1 numaralı Outbooks, Holy Doyle. Şimdi bu Outbooks normalde uzuncu bir safkan ama bakıyoruz burada ne var? Evet. Arkadaşlar bu Outbooks uzuncu bir safkan. 62,5 kilo burada götürürse Holy Doyle bunu alabilir. Onu söyleyeyim. Çok iyi tanıyoruz biz bu atı. Yani bakın biz 4 bu at 4 yaşındayken biz başladık.
bu atı vermeye. Ki 4 yıldır yani bizim kanalımız 4 yıldır açık, bu 4. yıl. Mayıs 18'de 4. yıl olmuş oluyor. Bu Outbooks eğer formdaysa ve her şey normalse, normalde bu yarışı kazanması lazım. 3 numara, bunun arkasında Split Mixer, Callum Hutchinson'la. Bunların da arkasında 10 numara Mitre, Sophie Osborne. Burada 57,5 kilo ve evet, 6 numaralı Wise Eagle, Daniel Tudor. Ya bunların dışındaki hepsi sürpriz olur. Ama biliyorsunuz burası bazen belli olmuyor. İki, daha doğrusu şöyle yapalım. Bir alternatif bank olarak ilan edelim. 2, 6, 10 ve 3 numaralı safkanlar diyelim. Sıralamamız böyle olsun. Evet. Bir alternatif banko. 2, 6, 10 ve 3. Evet. Yatış ayağına geldik. Burada 5. koşu. Şartlı 2 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir durum var. Burada 2 tane alternatif bankomuz var şimdi şu ana kadar. Bir tanesi 2. koşuda ekürler. Diğeri de bir evvelki koşuda 1 numara Outbooks dedik. Alternatif banko yaptık. Burada direkt bir banko vermek durumumuz var. Aksi takdirde burası tam bir kapatmalık ayağa dönecek. Burada yurt dışındaki bu otoritelere de baktığımız zaman son derece önde gösterilen bir at var. 10 numaralı Treasure Strom, Kevin Stott'un bindiği. Yani bu safkanı burada mecburi bir banko atıyoruz. Ama şu an Amorize Racing Limited, biliyorsun İngiltere'de de iyi bir yeri var bunun. Bu Invisible Split'ten gelme, şurada gördüğünüz gibi. Bu safkanı arkadaşlar otomatikman banko ilan ediyoruz. Aksi takdirde burada tamamıyla atış serbest yani. Gözünüzü kapatın, parmağınızı koyun. Birçok atın gelme ihtimali var. Bungle in the Jungle yavrusu var. 7 mesela. Şu Free Drop Billy var. Bu saf Amerikan yapmış adamlar burada. Saf yani. Diğer kanatlı da burada. Seeking the Deer. O da Amerikan. Kodiak yavrusu var. Ben Curtis'in. Yani bunlar ilk iyi görüntü itibariyle 10 numaranın ciddi rakipleri. Ama burada her ne hikmetse bu safkanı tüm otoriteler şu anda ön planda göstermişler. Yani böyle kurtulabiliyoruz buradan. Ucuz o atın banko atılarak yani kurtuluyoruz. Aksi takdirde orası coşuyor. Söylemesi bizden. 6. koşu handikap. 4 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Evet, burada da yine zorlu bir ayak var arkadaşlar. Yalnız burada bizim bir görüşümüz var tabii. Bu Middle Park'ın atı ön planda gözüküyor. Alternatif banko demiyoruz 178 gün sonra ama Monsieur Cody burada bizim ilk atımız 6 numaralı safkan. Arkasından 9 numaralı Black Friday Paddy Matters. 8 numaralı Hava Go Mecca. Evet, Hava Mecca'ya gidiyor. Atın ismi Connor Basley. 12 numaralı Lady Late, Kevin Stott. 13 numaralı Jordan Electrics, Daniel Tudop, Dandyman yavrusu arkadaşlar. 3 numaralı Le Beau Garcon, Garson ya da Le Beau Garson bilmiyorum. Johanna Mason ve 7 numaralı Rock Melody, Paul Mulrennan. Evet, bunlar yine hepsi yeni yeni gelen atlar, bunlar uzun aradan sonra, yani yeni gelen dediğimiz uzun aradan sonra 6 ön planda 9, 8, 12, 13, 3 ve 7. Yalnız 6'nın AGP'sine bakarsınız, yüksek bir AGP çıkıyorsa arkadaşlar bankoyu yapıştırırsınız, yani yapacak bir şey yok. Küçük kuponlar özellikle. 7. koşu handikap 4 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar burada. 7. koşuda da burada baktığımız zaman normal şartlar altında 3 tane atla sıyrılmaya çalışacağız buradan arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bunlardan bir tanesi 1 numaralı Judgment Call, David Allen'la 180 gün aradan sonra ve 2 numaralı Tommy G, Bill Lufkin ve 7 numaralı Cooper Mountain, burada Joanna Mason'la. Evet, burası 1, 2 ve 7 diyoruz şu an için. Yani bunun ötesi, benim bir tek şurada enteresan bir Ethan Tindall denen bir vatandaş gelmiş buraya. Fransız babadan Equino yavrusu. Fransızlar böyle İngiliz atları bazında çıktığı zaman ortaya enteresan bir
yavru veriyorlar. Ki nitekim burada bu frekans çok iyi ama en son bozmuş, bir de 140 gün ara var. Bilmiyorum, şu 8 numaraya da bir soru işareti koyalım. 1, 2 ve 7 ve arkasından da diyoruz ki 8 numara olur mu diye düşünüyoruz arkadaşlar. Evet. Yani bir de 4 numarayı da aynı soru işaretini koyalım buraya. O yüzden onun bindiği Fly Like an Angel diyoruz. Bugünkü Muscle Brew'u kapatıyoruz arkadaşlar. Herkese bol şans diyorum. Kinland var. Onun için Premium üye gerekiyor. True Fantasy'ni izleyebilirsiniz. Crunch izleyebilirsiniz. Güzel bir cumartesi günü olsun. Hoşçakalın.